Herkese merhaba, ben Marbaş Menkul Değerler'den Soner Kuru. Yılın ikinci enflasyon raporu toplantısını geride bıraktık. Burayla ilgili notlarımızı paylaşalım bu videoda ve yılın geri kalanına ilişkin hem kur hem borsa hem enflasyon beklentilerimizden bahsedelim. Öncelikle Merkez Bankası bu toplantıda yıl sonuna ilişkin enflasyon tahminini %36'dan 38'e doğru yükseltti. Burada 2 puanlık bu yükselişin önemli dinamiklerine baktığımızda tabii iç talepteki canlılık ve özellikle emtia fiyatlarındaki yüksek seyirden bahsetti Sayın Başkan. Özellikle petrol fiyatları varsayımında bir önceki raporda 83,60 dolar olan varil petrol fiyatları bu rapor döneminde 86,40 dolara revize edildiğini gördük. Tabii küresel enflasyonun yüksek seyrettiğini, küresel merkez bankaları faiz oranlarında bu minvalde yüksek seyretmeye devam ettiğini, bunun da küresel büyümeyi baskıladığını ifade etti küresel tarafta. İçeriye doğru geldiğimizde ise iç talebin ilk çeyreğe göre bir miktar yavaşlamakta olduğunu ifade etti. İç talep birinci çeyrekte çok yüksekti. Zaten enflasyon da genel itibariyle beklenenden hep yukarı geldi. Burada özellikle hem ücret zamları etkili oldu hem de tabii ki çeyreğin sonundaki arkadaşlar seçim bu noktada etkili oldu. Mali politikalar tarafında çok da sıkılaşmacı uygulamalara gidilemedi. Bu noktada mesela istihdam piyasasına bakıyoruz. En son Şubat ayı istihdam verilerini aldık. Yıldan yıla iş gücü 700 bin kadar artmasına rağmen istihdam 1,1 milyon arttı. Genelde enflasyonla mücadele dönemlerinde bir miktar istihdam kaybı olur ekonomilerde. Yine Şubat ayı dış ticaret rakamlarına bakıyoruz. Yine bir önceki yıla göre daha yüksek geldi. Üstelik genel itibariyle %10'larda seyreden nihai tüketim malı ithalatı Şubat ayında %15'lere doğru yükselmişti. Yani talep güçlü. Perakende satış endekslerine bakıyoruz. Sabit fiyatlarla yine Şubat ayında %25 yukarı gitmişti. Yani iç talepte bir patlamanın olduğu bir dönem oldu Türkiye ekonomisinde. Bunun da enflasyon etkilerini gördük ama toparlanma var mı? Var. Cari işlemler dengesindeki iyileşmenin devam ettiğine vurgu yaptı. Burada özellikle 2023 ortalarında tam da böyle o düşük faizin devam ettiği dönemde yıllık 60 milyarlara varmıştı. Şu anda cari işlemler dengesine verisini yıllıklandırdığımızda yıllık 30-35 milyarlara kadar gerilemiş durumda. Burada bir not belirtmek istiyorum. Cari işlemler dengesinde zaten altın ve enerjiyi hariç bıraktığımızda arkadaşlar biz pozitif taraftayız. Cari açık vermiyoruz yani ama altın ithalatı son yıllarda özellikle ciddi anlamda patlama diyebileceğimiz bir durum sergiliyor. 2021'de yıllık 2 milyar dolar olan altın ithalatımız 2022'de 19 milyar, 2023'te 25 milyar dolar oldu. Zaten burası olmasa neredeyse cari açık kalmıyor. Bu da tabii özellikle bu negatif reel faiz bölgesinde olmanın bir sonucu, insanların mala ve hizmete hücum etmesinin bir sonucu. 2 aydır aylık veri 1 milyarın altına geliyor burada altın ithalatında. Burayı yakından takip etmekte fayda görüyoruz. Şimdi gelelim biraz böyle soru cevaplardaki notlarımıza. Maliye politikalarında yapılacaklar olduğunu düşünüyor musunuz sorusu vardı Sayın Başkan'a. Burada maliye tarafından gelecek destek önemlidir açıklaması var. Yılın zirvesi Mayıs ayı ama zirve ne olur sorusuna da 75-76 olacak Mayıs ayında gibi bu noktada bir öngörü paylaştı. Bu da Mayıs enflasyonunun işte %3,1, 3,5 bandında bir yerde geleceğine bize işaret ediyor. Ek sıkılaşma sorusu geldi. Yani faizler buranın daha üzerine gider mi sorusu geldi. Sayın Başkan bununla ilgili Şubat ayındaki söylemi koruduklarını ifade etti. Hatırlayalım. Şubat ayı PPK'da enflasyonda kalıcı bir bozulmayı öngörürsek biz sıkılaşırız ifadesi vardı. Mart ayında ek sıkılaşma gelmişti. %50'ye çıkmıştı enflasyon. %50'ye çıkmıştı faiz. Şimdi bakıyoruz biz aynı söylemi koruyoruz diyor. Bu piyasada bir çıpa olabilmesi adına önemli bir söylem açıkçası. Merkez Bankası sert inişi göze alır mı? Enflasyonda negatif büyümeyi göze alır mı? Özür dilerim. Büyümede negatife geçmeyi göze alır mı gibi bir soru vardı. Burada yine enflasyonla mücadele vurgusu yapıldı. Açıkçası ne diyelim dengeli enflasyonla mücadeleyi önceleyen ve bu noktada öngörülebilir gerçekçi politikalar ve beklentiler üreten bir Merkez Bankası tablosu var karşımızda diyebiliriz. Bunun da zaten son aylarda bu kredibilite artışının son aylarda yabancı yatırımcı nezdinde meyvelerini aldık, alıyoruz
diyelim. Şimdi geçelim bununla ilgili varsayımlarımız. Arkadaşlar Merkez Bankası %38 dedi ama yılın geri kalanına ilişkin, şimdi Mayıs ayına ilişkin de önemli bir burada ipucu aldık biz. 75-76'ya çıkacağına göre aylık verin 3.1 ile 3.5 arasında bir yerde gelmesi gerekiyor. Bunu da geride bıraktıktan sonra Haziran'dan aralığa kadar aylık ortalama enflasyon %2 ile giderse yıl sonu enflasyon %41 oluyor. Yani %38 hala iddialı bir hedef. Biz bu noktada açıkçası enflasyonun ne diyelim 43 orta noktası olmak üzere 41 ile 45 arasında bir yerde, yani yılın sonunda %41 ile %45 arasında bir yerde olacağını düşünüyoruz enflasyonun yıl sonu itibariyle. Burada Merkez Bankası hedefi iddialı olmaya devam ediyor. Bir miktar piyasa ile Merkez Bankası arasında bir fark olduğunu da ortaya koyalım. Zaten ortalama %3 ile yürütürsek yıl sonuna kadar da orasında %46'ya falan işaret ediyor. Bizim beklentimiz %2-2.5 bandında bir yılın geri kalanında aylık enflasyon ortalamasıyla yürüyeceğimiz noktasında, onun da orta noktası 43'lere geliyor arkadaşlar. Diğer taraftan kur tarafıyla ilgili tabii sorulan sorulara Sayın Başkan bir tahminlerinin olmadığını ifade etti. Bu noktada en son tahmin Standard & Poor's'tan geldi. Çok iddialı bir tahmin. %31-32 lira gibi bir tahmini vardı. Biz açıkçası kurun da maksimum yıl sonuna kadar enflasyon kadar yükseleceğini, yani TL'nin reel bazda değer kazanmaya devam edeceğini bekliyoruz. Çünkü Türkiye'ye ciddi sayılabilecek artık bir yabancı para akışı var. Bunu görebiliyoruz. Hem hisse senedi piyasasında görebiliyoruz, hem de sabit getirili menkul kıymetler tarafında görebiliyoruz. Açıkçası kurla ilgili yıl sonu beklentimiz bizim 38-40 lira bandında bir yerde olacak. 40 liranın üzerinde bir yere oturmasını beklemiyoruz 2024 sonu itibariyle. Bunu da ortaya koymuş olalım. Burada çünkü özellikle yabancı etkisi hakim. Gelelim borsayla ilgili tahminlerimiz. Arkadaşlar özellikle dolar bazında çok önemli direnç seviyelerini, birkaç yıldır kıramadığımız direnç seviyelerini borsa tarafında kırdığımızı düşünüyoruz. Şöyle bir baktığımızda geçtiğimiz sene seçimlerden bu yana borsa tarafına yaklaşık 5-6 milyar dolar kadar bir para girişi var. Toplamda da sabit getirilerle birlikte net portföy girişi 10 milyar doların üzerinde. Geçen seneki genel seçimlerden bahsediyorum. Bu noktada özellikle yerel seçimler yabancı yatırımcı nezdinde önemli bir işaret noktasıydı. Buranın da geride bırakılmasının ardından yabancı girişinde bir ivmelenme olduğunu görüyoruz. Zaten yabancı takas oranları da %40'ın üzerine yükselmiş durumda. Şimdi bizim yıl başında yaptığımız rehberlikte yıl sonu için işte 12.500-13.000'ler gibi öngörüyorduk. Ama bunu yukarı yönde revize ediyoruz. Burada özellikle beklentimizi belki aşağı çekebilecek bir unsur, enflasyonla mücadelede ciddi anlamda bir vites yükseltiliyor. Mali politikalar tarafında da destek gelecek gibi. Mesela yılın ikinci yarısında bir ücret düzenlemesi yeniden beklemiyoruz. Şimdi ne olacak? Yılın ikinci yarısı Türkiye'de iç talep iyiden iyiye dengelenmiş, hatta düşmüş olacak. Nisan ayında mesela bir bayram geride bıraktık. Bütün işte oteller, yerli turizm çok hareketliydi. Ama yılın geri kalanında bunun böyle devam etmesi çok zor. Ücret düzenlemeleri özellikle olmayacaksa, ki olmayacağını varsayıyoruz. İç talep düşecek. Bu şirket karlılıklarını aşağı yönde revize edecek bir parametre. Burası baskılıyor ama. Şimdi burası 2 birim baskılayacaksa, yabancı girişi 3 birim yukarı iteceğini düşünüyoruz. O yüzden de biz yıl sonu hedefimizi borsayla ilgili 15-16 bin puan bandına bir yere bu noktada yerleştiriyoruz. Özellikle dolar bazlı önemli direnç seviyelerini kırdık. 400 dolara doğru bir hareket oluşacağını düşünüyoruz. Yıl sonu itibariyle 400 dolara ya çok yakın ya da bu seviyelerde bir Borsa İstanbul manzarası görüyor olmamız çok olası. Zaten kuru kabaca bir hesap yapalım. Kurun 40 TL olduğu, borsanın da 400 dolar olduğu bir yerde endeks 16 bin puana doğru geliyor. İşte biz 15-16 bin puan bandında bir yerde yılı tamamlayacağımızı düşünüyoruz açıkçası. Burada dediğim gibi iç talebin daralacak olmasının bir miktar aşağı yönlü etkisi var. Ama bunun getirdiği güvenle birlikte, kurda oluşacak istikrarla birlikte, işte not artışları paralelinde geliyor. Yılın ikinci yarısında 3 kredi derecelendirme kuruluşundan da not artışı bekliyoruz. Haziran'da gri listeden çıkacağız. Yani yabancı gelmeye devam edecek.
biz jeopolitik ve siyasi konularda farklı bir politika izlemezsek bugünkü iklim şu an için bugünkü iklimin bize verdiği çıktılarla iyimseriz. Burada bir değişiklik öngörmüyoruz açıkçası. Orasını biz ne diyelim koşul olarak belirtelim. Yabancı girişi artarak devam edecek ve borsanın 400 dolara doğru TL bazında da 15 bin 16 bin seviyesine doğru hareketine devam edeceğini düşünüyoruz. Burada özellikle likiditesi yüksek, kurumsal yönetim ilkelerini benimsemiş şirketlerin öne çıkacağını düşünüyoruz. Sektörden ziyade yabancının seveceği hisseler. Ha burada ne var? Yabancı genel itibariyle bankaları seviyor, ulaştırma tarafını, havacılık tarafını seviyor. Buradaki şirketler likiditesi yüksek şirketler olduğu için ve belli başlı yine likiditesi ve derinliği yüksek sanayi şirketlerini yine pozitif ayrıştırdığını belirtebiliriz. Yılın geri kalanıyla ilişkin bizim yaptığımız rehberlikte yabancı gelecek ve yabancının sevdiği, alıp satabildiği hisseler pozitif ayrışacak rehberliğimiz bu noktada devam ediyor diyebilirim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Önümüzdeki dönemlerde bu kanalda tekrardan görüşmek dileklerimle herkese bol kazançlar diliyorum, sağlıklar diliyorum, iyi günler diliyorum efendim.